Yarın LGS mi açıklanıyor? Kaçta? Kaçta açıklanıyor LGS yarın? Dur bakayım. LGS saat kaçta açıklanacak? Cuma günü en geç 15.00'a kadarmış. Ay hadi bakalım ya. O kadar önemli değil ki hangi lisede okuyacağınız. <laughs> ya bizim dönemimizde şöyleydi mesela bizim dönemimiz şey yani hani 2002 doğumlulardan bahsediyorum. Arkadaşlar daha geç değil. Bizim dönemimizde mesela lisenin gerçekten okuduğumuz lisenin hiçbir önemi yoktu. Yani şu açıdan önemi vardı. E tabi nasıl anlatsam size bir fen lisesine girmek bir Anadolu lisesine girmek tabii ki de çok kıymetliydi. Ama çok iyi olan düz liseler de vardı. Yani böyle hocalarının iyi olduğu, ettiği, iyi bir eğitim alabildiğiniz, iyi bir çevreye sahip olabildiğiniz devlet liseleri de vardı. Şu anki durum nasıl ben bilmiyorum. O yüzden bizde hiç önemi yoktu. Yani mesela düz lisede okuyan bir çocuk da tıp fakültesine girebiliyordu. Fen lisesinde okuyan da girebiliyordu. Anadolu lisesinde okuyan da girebiliyordu. <laughs> meslek lisesinde okuyorum. Çok memnunum. Yani meslek liseleri de evet insana zaten zanaat öğretiyor. Bunun için var aslında. Ama meslek liselerinde yanlış bilmiyorsam ben e, stajımı... Ee, öğretmenlik stajımı mesela meslek lisesinde yapmıştım. Selin çok teşekkür ederim, çok sağ ol, e, Hediye Barık'tan için hepiniz hoş geldiniz. Ee, Formasyonda öğretmenlik stajımı ben meslek lisesinde yapmıştım ve e, o dönemde yanlış hatırlamıyorsam meslek liselerinden ek puanlar kaldırılmıştı. Değil mi? Öyle bir şey vardı. Hala öyle mi? Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ha ama mesela Kütahya'daki e, ticaret meslek lisesinden e, ben bahsetmiştim size çok azıcık yani benim staj yaptığım yerden. E mesela birkaç öğretmen gerçekten aşırı yetersizdi. E mesela o çocuklara bir şey öğretmesi imkansız. Gerçekten imkansız. Ama mesela yani orada geliyor, oturuyor. Ah işte ah ah ah. Eğitim sistemiyle ilgili kızdığım çok fazla şey var benim ama. Konuşmak istemiyorum. Sadece ek puan var. Ha anladım. Ben öğretmenlik okumadım efendim. Ben pedagojik formasyon aldım. Ben iktisat mezunuyum. Ekonomi bitirdim. Ee, onun üzerine o, o dönem bize e, formasyon hakkı tanındı. Ben de gidip formasyon aldım. Ya Asla ben hani e, bir asla eğitim fakültesinde okumuş olan kişiyle ben bir olamam. Çünkü formasyon bunun çok böyle sıkıştırılmış bir yıla sıkıştırılmış bir kompakt eğitim. Ben şu anda mesela işte muhasebe öğretmenliği işte işletme öğretmenliği falan filan yapabiliyorum. Ama e, dediğim gibi hani bizim e, mesela formasyon. Ya formasyon dediğim gibi, bu böyle bir zip dosyası gibi düşün bunu, tamam mı? Sıkıştırılmış bir öğretmenlik eğitimi alıyorsun, belli başlı dersleri veriyorlar sana. Ee, i̇şte eğitim psikolojisi ders almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç dersimiz daha var, şu anda hatırlamıyorum. Belgem duruyor da. <laughs> Ses kayması var. Hala var mı? Akademisyenlik için? Hayır, akademisyenlik için yüksek lisans yapmanız gerekiyor ama ben yüksek lisansımı yarıda bıraktım. Yüksek lisanstan silindi benim kaydım. Normalde ben yüksek lisans yapıyordum yani. Ha yok değil mi? Tamam. Bunu böyle sıkıştırılmış bir öğretmenlik eğitimi olarak düşünün. Size işte e, bağlı belli başlı dersleri veriyorlar. Belli başarı dersleri alıyorsunuz. Bunlardan da eğer ki başarılı olursanız efendim. E, size öğretmenlik belgesi veriyorlar. Öğretmen olabiliyorsunuz. Yani mesela ben ileride KPSS'ye girip atama bekleyebiliyorum. Ha Eğitim psikolojisi sınıf yönetimi, öğretim yönet e, yöntem teknikleri, rehberlik. Evet. Evet. Ki e, ben mesela gerçekten şey, e, Dumlupınar Üniversitesi e, Eğitim Fakültesinden aldım formasyonumu. E, orada özellikle eğitim psikolojisi e, hocaları falan filan çok iyiydi yani. Hani eğer ki mesela tercihlerde öğretmenlikten hani eğitim açısından, eğitim almak açısından düşünecek olursanız yani düpünün mesela gerçekten bence öğretmenlik fakültesi gayet güzel öğretmenlik fakülteleri <laughs> sınıf öğretmenliği falan. Benim gibi hayatıyla ilgili ne yapacağını bilmeyenler var mı? Mesela belli bir yaştan sonra hep şöyle düşünüyordum. Belli bir yaştan sonra diyordum ki herhalde ben ne yapmak istediğimi bulacağım. Yani tam olarak bulacağım ve onu yapacağım. Hep diyordum yani bir noktada hani benim artık bu e, ya üf, benim ne yapmam lazım, ne yapmam lazım, ya of bunda da olmadı, şunda da olmadı falan filan devam bir noktada bitecek diyordum herhalde büyüyünce. Yok büyüdükçe de bitmiyor yani. Yaş aldıkça da bitmiyor. Bulunduğun alanda bir e, başarı elde ettiğinde de bitmiyor. İnsan aslında hep şey böyle yani mesela benim için en azından öyle abi ben hani maymun iştahlı da demek istemiyorum ama hatta artıyor. Yani ben şu anda mesela gerçekten e, ee, ne yapacağım o kadar bilmiyorum ki. <laughs> o kadar bilmiyorum. Hani hiçbir fikrim yok. Ve ben inanılmaz derecede planlıyorum. Gerçekten çok plan yaparım ben. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. İşte şu zamanda şunu yapacağım, bu zamanda şunu yapacağım. Şu saatte şunu yapmalıyım ki şu bu saatte bu olmalı. İnanılmaz planlar yaparım. Gelecekle ilgili de inan inanılmaz planlar yaparım. Bunun için de çok çalışırım. Yaparım. Ama hala daha bir sonraki hamleyi düşünürüm. Hani bitmiyor, hep ne yapacağımı böyle şey yapıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum her seferinde. Her dakika insanın fikri de değişiyor, aklı değişiyor yani. Bence bizim jenerasyon genellikle ne yapacağını bilmiyor ya, kala kalıyoruz. Ya şimdi şöyle bir sorun da var. Ee, açıkçası Z kuşağı olarak, ya yüksek ihtimal şu anda pek çoğunuz Z kuşağındansınız mesela. Yani Z kuşu olarak bir de siz biraz daha garip büyüdüğünüzü düşünüyorum. Yani biraz daha gerçekten e, umutlarınız elinizden alınarak büyüdünüz. Hani çok fazla e, çıkar yol, çok fazla umut, çok fazla geleceğe dair parlak düşünce bırakmadılar size. Ne yazık ki öyle bir e, sorun var. Hani çok hayal kurmanıza da izin vermediler. Benim dönemimde biz hayal kurabiliyorduk yani Allah razı olsun en azından. Mesela ben e, ilkokulda, ortaokulda falan e, lisede. E, belli başlı hayalleri kurabiliyordum yani gelecekle ilgili bazı e, planlar yapabiliyordum ama şu anda mesela Z kuşağında fark ettiğim şey şu Mesela diyorlar ki e şimdi ben hadi gittim Bir üniversiteye Bir bölüme işte atıyorum mühendisliğe gittim ve okudum Çok daha iyi bir üniversiteden mezun oldum E ama diyor ben hani Türkiye'de yaşıyorum ya iş bulamazsam e, o zaman salayım yani diyor, gerçekten oluyor bu arada bu yani ben bizzat gözlerimin önünde inanılmaz bir örnek var mesela hadi isim vermeyeyim. Müthiş akıllı, müthiş zeki, müthiş efendi. Yani öyle böyle değil. Bak öyle böyle değil. Gerçekten müthiş akıllı. Ama diyor ki ben ne yapacağım yani? Ben en iyi okula da gitsem yani günün sonunda benim hiçbir şey olmam ihtimal ben 4 seneyi çöpe de atabilirim diye düşünüyor. Özellikle üniversitelerimiz son senelerde o kadar o kadar o kadar o kadar geriye düştüler ki dünya arasındaki üniversitelerde. Ya çoğu üniversitemiz ve de böyle. Ya üzülüyorum yani ben. O yüzden dedim ki hani sizin aslında ne yapacağını bilmemeniz o kadar normal ki. O kadar normal ki. 30 küsür yaşında insan bilmiyor mesela ne yapacağını ya. Bilmiyor. Hani ben değilim de. Hani olanlar var mesela. Ya kırkında ya. Kırkında da ne yapacağını bilmeyenler var. Ve ben hep şunu söylüyorum aslında. Yirmiler o kadar genç yaşlar ki. O kadar genç yaşlar ki. Yirmiler gerçekten çok aşırı gençsiniz. Çok miniciksiniz yani. Hata da yapacaksınız. Yanlış da yapacaksınız. Eleştireceksiniz de batacaksınız da çıkacaksınız da. Yani önemli olan günün sonunda oradan kalkabilmek. Ha nasıl kalkacağım diye soruyorsan ya yani ben şahsi fikrim mesela benim dönemimde İngilizce bilmek önemliydi. Şimdi mutlaka İngilizce yanına bir dil eklemek bence çok kıymetli. Çok fazla kapı açar. Yani bilgisayarla ilgili yani şimdi gelecek artık gerçekten burada herkes kabul etsin ya da etmesin. Gelecek gerçekten bilgisayarda, teknolojide, sosyal medyada yani buralarda akıyor yani artık. Yani gelecek biraz daha buralara doğru e, artık evrilmiş durumda. Hani belki de birkaç sene sonra gerçekten binalara gitmeye e, gerek kalmayacak yani çalışmak için. Ki e, malumunuz zaten pandemide de belli başlı işler hariç. E, öyle oldu yani. Değil mi? Ha, o yüzden dediğim gibi ben olsam e, İngilizcenin yanına mutlaka bir dileklerim. Yüzde yüz bir dileklerim. Hani İngilizceyi zaten çok iyi konuşurum. Yanına bir dil daha eklemeye çalışırım. En kötü o da. E bir de üstüne dediğim gibi bilgisayarla ilgili yapabileceğim bir şeyler varsa muhakkak ki onları bir, hani bir çıtırından hani bir şeyler falan... Yapmaya çalışırım. Bu arada şey değil hani bilgisayardan kastım işte. Yazılım da değil, yazılım artık şey gibi oldu. Bir dönem, ay Allah'ım bak ona da çok deliriyorum. Bir dönem böyle insanlara şeyi çok empoze ettiler tamam mı işte. Endüstri mühendisliği, geleceğin mesleği, endüstri mühendisliği, endüstri mühendisliği, endüstri endüstri. endüstri, endüstri. Bir anda şey oldu, şimdi yazılım öyle oldu. Yazılım oku, yazılım mutlaka yazılım, yazılımın şöyle, yazılım böyle, yazılım bilmem ne falan filan. Bir dur. Bir dur güzel kardeşim. Bir dur tamam mı? Bir sus. Bir sus da. Allah Allah. Allah Allah. Cık cık cık. Yarısı işsiz yarısı OSB'de sürünüyor mühendisim. Doğrudur. Yani mesela bence herhalde dünyadaki en önemli mesleklerden bir tanesi mühendislik değil mi ya? bulandığımız her şey hayatımızı idame ettirdiğimiz her şey mesela mühendislik sayesinde yapılmıyor mu? Ama ne yazık ki mesela çoğu mühendisimiz iş bile bulamıyor ve ben muhteşem üzülüyorum ha bu duruma. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben şunu da çok savunuyorum ama ya bence bir insan neyde iyiyse bir noktada onda başarılı olur gibi geliyor yani bana. Mesela ben hani şey diye düşünüyorum hala daha bence ben okuduğum bölümü bölüme bence ben boşuna gittim hala daha söylüyorum yani bunu çünkü benim o meslekte ya gene çok çalışırdım gene elimden geleni yapardım yine muhakkak yani hani e, bunu yapıyor olmasaydım hani şu anda yaptığım şey yapıyor olmasaydım hani muhakkak ki gene oradan da yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışırdım ama iyi ama kötü yani başarılı olurdum olmazdım o kadarını bilmiyorum ama çok da başarılı olamazdım mesela orada ve bence bu ta var ya bak size bir şey söyleyeyim ilkokuldan belliydi. Ne ilkokulu? Ana sınıfından belliydi yani. Ana sınıfından benim akademik olarak e, aşırı böyle e, başarılı bir çocuk olmayacağım. A, bence böyle suratına suratına vuruyordu yani sana çünkü ben dans etmeyi seviyordum. E, ben bir şeyler yazmayı seviyordum. Dans etmeyi seviyordum. Onlar da iyiydim yani iyi oldum şeyler onlar da açıkçası. Ya gerçekten daha böyle sosyal şeylerde iyiydim yani ben. İyi olduğun alanlarda hakkıyla iş bulması lazım önce. Kaç kişi var tanıdığım? Ee, ben de daha soğut. Evet ne yazık ki öyle işte. Ben e, alanında çok iyi olup hiçbir şey olamayan insanlar görüyorum. O da beni mesela çok yaralıyor yani. Ki bence bu zaten Türkiye'nin... Çizim şey Türkiye'deki en kötü şey bu bu arada gerçekten. Hani liyakat e, kelimesi bundan 20 sene önce bilinmeyen bir kelimeydi yani ben size söyleyeyim 20 sene önce liyakat hani böyle liyakat desen insanlar şey ne ya o müzik grubu mu açta dinleyelim o zaman liyakati falan derlerdi yani insanlar gerçekten bizim ne yazık ki şu anda milli bir sorunumuz yani bu liyakatsizlik tanıdığımı alayım tanıdığımı şey yapayım işte tanıdığımı kayırayım ay dur kardeşimi alayım ay dur kuzenimi alayım ya bir de biliyorsunuz bizde şey de var Türklerde ya gerçekten bizim hepimizde şu çok yok mu ya hemşehricilik ya mesela ben bir yere giderim, bir Rizeli'yle karşılaştım mı, anladın mı? Bizim hemen mesela muhabbetimiz farklı olur abi, bu bizde var. Yani Rizelilerde var bu. Bilmiyorum hani sizin illerinizde de var mıdır. Mesela biz hemen anında birbirimizi kollamayız, ben de yaparım bu arada bunu. Hani belki iş almam ama, mesela atıyorum Rizeli diye daha iyi davranırım ona. Anladın <laughs> mı Benim memleketlim yani o. İstansız bir kan kaynaması oluyor, İslamsız oluyor bu. Ha ya da başka bir şehirdeyimdir. Yani mesela Kütahya'da ben bir Trabzonluyla karşılaşırsam, bir Artvinliyle karşılaşırsam, bir Giresunluyla, bir Orduluyla, bir Samsunluyla karşılaşırsam ben yine hemşehricilik yaparım. Çünkü ben başka bir ilde Karadenizliyizdir biz. Anlatabiliyor muyum? Var yani bu bizde. Var kardeşim. Ne <laughs> yapalım? Elimizde değil. <laughs> Hata, evet evet, hataylılar da gerçek hataylar, Antakyalılar da özellikle o çok fazla var bu arada.